Bilindiği gibi Türkiye'de bu yıl yapılan Avrupa Tekvando Şampiyonası İstanbul ilimizde 10-15 Mart tarihlerinde Yenibosna ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Bu şampiyonaya katılan ülkeler işte 46 tane ülke, 1590 tane sporcu katılım oldu. Katılım büyük ve güzel bir organizasyon yapıldı. Çünkü bu Avrupa'nın en büyük şampiyonası idi. Olimpiyatlara kota veren, olimpiyatlarda bir ayağı olan Avrupa şampiyonasıydı. Biz ilimizden Reis Gençlik Spor Kulübü olaraktan artı 73 bütü Ayfer Arslan adlı sporcumuza katıldık. Sporcumuz tabii ki buraya katılması önemli bizim için. Biz buradaki derecelerde en azından puan aldık. Katılımdan puan aldık. Tartıya çıktık, puan aldık, tur attık. İkinci turda yenildik. Sporcumuz bu şampiyonada 7. oldu. Avrupa 7.'si oldu. Bu anlamda 2024 olimpiyatlara puan toplamış oldu sporcumuz. Yine katılmış idik biz buraya. Bir puanlarımız vardı. Tabii bizim için birincilik, ikincilik, üçüncülük önemlidir ama biz tabii ki sporcumuzun burada isterdik ki birinci, ikinci ya da üçüncülük en az ilk dörde girmesini istedik. O ilk sekize girdi. Tabii ki fazla bir şey bekleyemiyoruz. Çünkü katılan ülkelerde kota topladığı için dünya şampiyonu, dünya ikincisi, Avrupa'da elenen Avrupa şampiyonu, işte olimpiyatlardan elenen sporcular buraya katılım gösterdiler. Rakipler güçlüydü, yaş boyu büyüklüğü sporcumuzdan 28-29 yaşlarında sporcular da büyük olması vesilesiyle onların bu sene olimpiyatlarda son senesi olan sporcular vardı. Ciddi sporcular, rakipler var idi. Biz buralarda puan topladığımız için umutluyuz. Yani gelecekteki 2024 olimpiyatlarına katılmada umutluyuz. Gelecek yıl daha güçlü olacağız. Ondan sonraki yıl daha güçlü olacağız. Son olimpiyat yılında inşallah puanımızı tamamlayıp 2024 olimpiyatlarına katılma fırsatı bulacağız. Bunun akabinde biz sporcumuz bizim sadece tekvando dalında yarışmalara girmiyor. Yine sporcularımız Wushu'da Türkiye şampiyonası olmuştu. Son yapılan Türkiye şampiyonasında. En son yapılan müsabakada. Ve Türkiye şampiyonu olunca artı yine orada artı şirketinde Antalya'da yapılacak olan 8-11 Nisan tarihlerinde Avrupa Şampiyonası yine kickboksun orada ülkemizi temsil edecek. Biz sporcularımız artık biten maçı geriye bıraktık. Artık son 20 gün işte var maçlara. Düzenli bir şekilde sabah akşam antrenman yapıyor sporcumuz. İşte kondisyon, kuvvet, denge, güç, teknik bazında çalışmalar yaptırıyoruz sporcumuza. Artık önümüzde bir Avrupa Şampiyonası daha var. Ona hazırlanıyoruz yani daha ciddi manada. Biz inşallah bu tekvandoda olmasa da kickboksa sporcumuz ilk dörde gireceğinin ümidindeyiz. Yani Antalya'dan dereceyle döneceğimizin ümidindeyiz. Sporcumuza burada başarılar diliyoruz. İnşallah Avrupa ilk dörde girer. Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazanır. Burada dereceden sonra ilk dörde girerse Dünya Şampiyonası'na gidecek sporcumuz. Yani biz bütün ümidimiz şu an Avrupa Şampiyonası'nda derece yapmak Antalya'da ve burada ilk dörde kalıp Dünya Şampiyonası'na ismimizi yazdırmak ve sporcumuza bu anlamda güveniyoruz. Sporcumuz deneyimli bir sporcu. Aynı zamanda geçen yıl Balkan Şampiyonası'nda Balkan şampiyonu olan Wushu da sporcu. Yine Wushu'nun da Avrupa Şampiyonası'na gidecek. Sporcumuz profesyonel anlamda bir sakatlık doğmasa derece beklediğimiz bir sporcu. Sizlere de bizleri unutmayıp böyle bizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ayrıca biz bu müsabakalara giderken İstanbul'daki Avrupa Şampiyonası'na biz Ankara Üyeler Dernek Başkanı'na İsa Bey'e teşekkür ediyoruz. Üye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı Bey'e teşekkür ediyoruz. Yine bizi burada devamlı yalnız bırakmayan İlçe Spor Müdürümüz Aydın Kuyucu Bey'e, İl Spor Müdürümüz Mustafa Genç Bey'e teşekkür ediyoruz. Kulübümüzü bütün malzeme desteklerini il ve ilçe spor müdürümüz tarafından karşılanıyor. Turnuvalara gittiğimiz zaman da Ünye Belediye Başkanımız karşılıyor sağ olsun. Ve biz bu anlamda Belediye Başkanımıza ve il ilçe spor müdürümüze ciddi manada teşekkür ediyoruz.